Sayın milletvekilleri, değerli Kıbrıs Türk halkı. Bugün tabii olağanüstü gündemle toplandı meclis ve birçok yasa tartışmalı olan yasalar olarak gündeme gelecek. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanmış olan akıllı ulaşım sistemleri projelerine yönelik uygulama protokolü de bunlardan bir tanesi. Önce şunu söyleyeyim. Biz hem parti olarak hem de teker teker elbette milletvekilleri olarak trafik konusundaki hassasiyetimizi her alanda hem meclis içerisinde hem de bulunduğumuz diğer bütün yerlerde dile getirmeye çalışıyoruz. Ve trafiğin gerçekten bütünlüklü olarak ele alınma zorunluluğunu, bunun bir master planı şeklinde küçüğün eğitiminden elbette cezalandırılma sistemine kadar bütünlüklü olarak ele alınması gerektiği, bu konularda ve altyapı dahil bu konularda atılmayan adımların teker teker ya da bunun bütünlüklü bir şekilde düşünülmediği zaman teker teker yapılacak işlemlerin de yeterli olmayacağını, hatta eksik olacağını tekrar söylemekte bir zarar görmüyorum. Şimdi özel olarak bu meseleye tabii eğilecek olursam, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bir protokol, akıllı ulaşım sistemlerinin yaratılmasına dair, yani trafikte bize anlatılan ne kadar söyleyeyim, trafikte daha güvenli bir ulaşımın sağlanması adına yeni kamera sistemlerinin kurgulanması ile alakalı bir protokol imzalandığı iddiası var. Şimdi tabii bir hem komite üyesi olarak önce kimin imzaladığına bakmak suretiyle protokolü değerlendirme peşinde olurum. Bu protokolde imza Sayın Erhan Arıklı'nındır Ulaştırma Bakanı olarak. Dolayısıyla gılı kırk yararak bunu değerlendirme peşinde olduk. Dolayısıyla her imzalanan Erhan Bey tarafından her imzalanan protokol günün sonunda bu ülkeye ciddi baş belası olmuştur. Bunun tartışmalarını geçmişte bu kürsüden yaptık. Canı da sıkılıyor bunları konuştukça. Tekrarlamayın, üstüme gelmeyin diyor ama çok üzgünüm. Her imzasının neticesi bize ya zarar olarak ya büyük bir şirkete fayda olarak ya bu toplumun cebinden çıkan milyonlar olarak geri dönüyor. Hiçbir denetimi ve hiçbir söz sahipliği konusunda Kıbrıs Türk toplumuna bir alan bırakmıyor. Şimdi bu protokolü de değerlendirdiğimde, yani komiteye de Erhan Bey kendi geldi son komiteye ve orada soruları yanıtlamaya çalıştı diyelim. Şuna kimsenin bir itirazı yok. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak protokollerde biz eğer daha güvenli yollara ulaşabiliyorsak, daha kontrol denetim altına alabilecek sürücüleri kontrol ve denetim altına alabilecek teknoloji yatırımlarına ulaşabiliyorsak, bu konuda bir işbirliği yapabiliyorsak kimsenin bir tartışması olamaz, olmamalı da. Ancak hangi şartlarda bunların yapıldığı her seferinde bu kürsünün, bu meclisin tartışma konusu oldu. Şimdi Erhan Bey elbette geldi komiteye ve biz ne gaye, ne beklendiğini bu protokolden sorgulamaya çalıştık. Ve bu protokolden beklenti 150 tane kameranın bu ülkeye tekrardan hala hazırda var olanların hukuksal probleminin ne olup olmadığı tespit edilmeksizin. Hala hazırda yollarda var olan radarları kurgulayan şirketin hukuken aradan çekilip çekilmediğini bilmeksizin yeni bir protokolle huzurumuza geldi. Ve bize 150 tane yeni radar sisteminin yollarımıza kurgulanacağından bahsetti. Peki dedik, kim yapacak, nasıl olacak ve karıştırdığımızda protokolü, 5. maddesi bize şartnamelerden bahsediyorken, oradaki sorgulamada siparişlerin dahi verildiğini ve Radarsan diye bir Türkiye şirketine bu siparişlerin verildiği söylendi birinci ağızdan.
Oysa bu resmi bir bilgi. Şimdi bu kürsüde eminim beni teyit eder. Yani 150'nin 40'ını bu protokol meclisten geçmeden, herhangi bir tartışma yaratılmadan, şartnamedeki şartların ne olup olmadığı, kalibrasyonu, mülkiyetinin kime ait olduğu, bundan sonraki bakımının kim tarafından yapılacağı, yazılımının kim tarafından güncelleneceği ya da kim tarafından sahip olacağı, bilgilerin akışının buraya mı oraya mı gidip gitmeyeceği, bütün bunların ne olup olmadığıyla alakalı bir belgenin varlığı konusundaki sorgulamamızda, bunun olmamasına rağmen siparişin verildiği ve hazırlığın tamamlandığı yönünde, bu meclisin yetkisini aşan, bu meclisin iradesini yerle bir eden, her zaman yaptıkları gibi, protokol geçmeksizin geçmiş gibi davranan bir üslupla radar sana 40 taneyi 150'ye tamamlayacaklar. Hangi şartlarda, hangi koşullarda, Kıbrıslı Türklerin polisinin nerede olacağı, kamu taşımacılığının nerede olacağı, siyasi iradesinin nerede olacağı koşullarının bile yer almadığı bir anda 40 tanesini de sipariş verdiklerini söylüyor. Dolayısıyla biz buna, bu kadar bilinmezin olduğu bir alana ve bunun hibe olduğunu da söylüyor tabii. O hibenin de işte Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Anlaşması'nda da var olduğunu söylüyor. Bilmem ben göz attım. Böyle bir protokol, yani akıllı ulaşım sistemleri projesine ilginin uygulama protokolüne bir hibe ben okumadım. Belki gözümden kaçtı. Bunu lütfen böyle bir hibe burada yaratılmışsa bu yılın protokolünde, bunu da buradan açıklama fırsatınız olur. Ancak hem mühendis odalarından gelen uzmanlar, hem kamu taşımacılığından gelen arkadaşlar bu protokolün bu şekilde ele alınmasının ve onların bir şekilde dışarıda bırakılmasının ve hangi kalibrasyonda neye sahip olacağımızın bilinmezliği konusunda da uyarılarını yaptılar. İçlerinin rahat olmadığını ve bu detayların bir şekilde komiteye gelmesinden sonra bunun görüşülmesi gerektiğini söylediler. Buna rağmen elbette hükümet kanadı 3 oyla bunu komiteden bizim red oylarımıza rağmen geçirdi. Dolayısıyla bugün tartışılan bu protokol yine ihaleden uzak, şartname şartlarının bilinmezliğinin çok net olduğu, bakımın, onarımın, veri toplamanın, mülkiyetin, yazılımın sorumluluğunun kimde olacağı, bu işin maliyetinin Kıbrıslı Türklere kaça patlayacağı konusunda, ne kadar süre bu maliyete maruz kalacağımız konusunda herhangi bir bilgi olmaksızın bu protokole onay verdi hükümet. Dolayısıyla bu kadar bilinmezliğin olduğu bir protokole CTP hayır diyecek bugün. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Evet, biraz önce uzamasın diye tekrar söz almadım ama tabii Sayın Arıklı müthiş bir demagoji yaptı burada. Sanki CTP bu ülkede trafik güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasına karşı duruyor imajını vermeye çalıştı. Bu külliyen tabii yalan olduğu çok belli olan bir şey. Biz bu konudaki hassasiyetimizi söylüyoruz. Yolların, bellerin ışıksız olduğu konusundaki iddiayı kendi koyuyor. 2 milyon dolara ihtiyacı olduğu konusunda geçen hafta 92 milyonu tahsil etmekte hala daha ısrarla, inatla, isteksiz. Oradan tahsil edin de yollara ışık kurun desem ne anlama geldiğini siz daha iyi bilirsiniz herhalde. O yüzden hükümetin tavrıyla alakası var. Var hükümetin tavrıyla alakası var. Girmiyorum şeylere. Şirketlere verdiğine girmiyorum. Var. Siz tahsil edin parayı. Hükümetin kurumu değil mi ya bu Kıptek? Dün ihbar çıkardı Kıptek. 675 lira borcun varsa kesmeye geliyorum dedi. Sapla saman yok. Niyet var, iradesizliğiniz var. Burada boş yere suçlama var. Dolayısıyla bunu kabul etmediğimizi çok net söyleyeyim diye böyle bir giriş yaptım. İki, yine tabii biraz önce hafızası kendini yanılttı diye düşünürüm. Ancak UBP-HP döneminde imzalanan bir protokoldür. Görüşülen şimdi dörtlü hükümet döneminde değil.
Yani bu yapı işleri alanında imzalanan protokol 2020 yılında imzalanmış bir protokol. O anlamda CTP'nin hiçbir dahili olmadığı gibi bu dönemlerde UBP'nin sürekli olarak da hükümette olduğu ve 2020 yılında imzalanan bir protokolü 4. yılında bu meclisin komitesine ve genel kuruluna getirmenin de güncelliğini kaybettiğini ben söylemiyorum ha. Siyaseten bu başka bir eleştiri. Ama komiteye İnşaat Mühendisleri Odası, Mimar Mühendisleri Odaları Birliği, bunların bütünü mühendisler geldi uzman kişi olarak ve dediler ki size orada çok net söylediler. Bu imzalanmış olan protokol 2020 yılında imzalandığı tarihte geçmiş olsaydı belki bize bir ışık tutardı. Ama kötü bir olay yaşadı. Deprem yaşandı ve depreme göre biz tedbirimizi, altyapımızı almaya başladık. Kurgumuzu İnşaat Mühendisleri Odası kapsamında yaptık. Denetimlerimizi yapıyoruz. Bununla alakalı mevzuatı oluşturma peşindeyiz. Gelin oraya katkı koyun. Gelin bu yapılan, doğru işlemeye başlayan sisteme katkı koyun. Bunu geri çekin ve daha güzelini Türkiye ile konuşun. Buna katkı koysunlar diye oradan gelen insanlar. Yani siyaseten bir şey yok. Gayet mühendis kafasıyla ve depreme dönük hassasiyetlerini de yapı denetimine dönük çalışmalarının pratiğini de anlatarak size bir tavsiyede bulundular. Siz de dediğiniz ki burada söylediğiniz gibi Türkiye hemen geçiriyor. Şimdi ben bunu geçirmezsem ayıp olur. Ya 4 sene sonra anlamını yitirmiş, hiçbir şekilde pratiğe cevap vermeyecek. Mühendisinin, inşaat mühendisinin, mimarının size yaptığımız işi bozmayın. Ayrıca bunun için de yasalarımıza müdahale edilebilecek kadar bir taahhüt de verdiğinizi okuyoruz. Bu bizi tedirgin ediyor. Aynen 1 sene evvel bu meclise Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin yapı denetimini elinden alan bir şekilde buraya yasa değişikliği getirdiğiniz gibi bu tereddütü ortaya koydular komitede. Tümü komitenin tutanaklarında ve gözümüzde söylenen şeyler. Hayır, ısrarla Türkiye bunu 4 sene önce geçirdi. Evet, bizim güncelliğimize uygun değil ama biz de bu imza atıldı. Madem buradan geçireceğiz diye yine muallakta bırakan, yine aslında imzanın atıldığı dönemin gerçeğiyle hiçbir şekilde uyumlaştırılamayacak bir protokolü bugün meclise getirdiniz. Biz burada tamamen bilimden taraf yine tavrımızı koyuyoruz. Bilim size komitede dedi ki bizim yaptığımız sistemi güçlendirecek şekilde adım atın. Bunu reddettiniz. Bunu reddettiğiniz üzere biz de bu protokole red oyu veriyoruz. Değerli milletvekilleri, değerli Kıbrıs Türk halkı. Elbette huzurda görüşülmeye başlanan muhaceret, yabancılar ve muhaceret değişiklik yasa tasarısı. Eminim ki ülkemizde bulunan birçok kişi tarafından heyecanla beklenmekte. Bunun bir şekilde etkileyeceği hem ayrılmak zorunda olan, gerekli işlemleri yapamadığı için ayrılmak zorunda olan, yani ailesinin bir kısmı yurt dışına gitmek zorunda kalan, bir kısmı burada olan insanların hem beklentisi, diğer taraftan elbette çalışma hayatının da kaçağa düşme nedeniyle kalifiye işçi noktasında belki de fayda sağlayacağı alanlar da var. Af yasaları tabii bizler için her zaman tartışmalı yasalar oldu. Çünkü her zaman af çıkarken işini düzgün halde yapan, çalışanının kaydını doğru sürede ve doğru şekilde yerine getiren, bu ülkeye o amaçla gelip o amaçla hayatını sürdüren insanların bir şekilde adalet duygusunu da zedeliyor af yasaları. Her dönem son af yasası olarak gündeme gelen yasalar üzülerek görüyorum ki bizim bile içinde bulunduğumuz kısa süre içerisinde ikinci veyahut üçüncü kez
meclis gündemine geliyor. Dolayısıyla bundan öncekiler de son yasalar olarak gündeme gelen yasalardı. Ama farkını söyleyeyim. Geçmiş dönemde çok büyük tartışmaları yaşadı toplum. Öğrencilerinin okula gidip gitmemesi, bu ülkeye öğrenci sıfatıyla gelip daha farklı alanlara kaydırılması, insan ticaretine kadar konu olabilecekleriyle ilgili ya da olduklarıyla ilgili uluslararası insan hakları raporlarına yansıyan verileri okuduk bu kürsüden. O anlamda da bu af çalışması yapılırken bu tecrübenin de içine yedirilmesi, bu tecrübenin daha somut yasal düzenlemelerle birlikte bu af yasasının çalışması zorunluluğunu biz ilk günden itibaren ortaya koymaya çalıştık. Bugünkü eleştirilerimiz de temelde, yani biz bu af yasasına elbette ihtiyaçlı olan insanları, bu işte kendi kusuru olmaksızın, başkalarının kusuru olması nedeniyle kaçak durumuna düşen insanların beklentisini de anlayarak ama gerekli çalışmanın, gerekli verinin nereye gideceğimiz konusunda ya da nereden geldiğimiz konusunda hükümetin gerekli veriyi ve altyapıyı sunamamasından dolayı elbette bu yasaya bugün ve komitede retoyu kullandık. Dediğim gibi ayıklıyorum. Tamamen iyi niyetli, buna ihtiyaç duyan bölünmüş ailelerin kendi kusuru olmaksızın bu duruma gelen insanların düştüğü durumu ayıklıyorum. Şimdi yasalar yapılırken ve hele de bu kadar tartışmalı, bu kadar büyük yasalar tartışırken ve son olarak taşınmaz mal, yabancılara taşınmaz mal satımıyla alakalı da yasada aynı cümlelerle başladık aslında. Ve üzülerek söylüyorum, bugün de aynı cümleleri kullanmakla devam etmek zorunda kalıyorum. Karanlıkta, samanlıkta iğne arama yöntemiyle yasaların geçmesi modelini hükümet bir gelenek haline getirdi. Sorduğumuz soruların, yani bu yasadan kaç kişinin etkileneceği, bu yasaya kaç kişinin başvurabileceği, şu an ülkede kaç kişinin çalışma hayatında, kaç kişinin öğrenci izniyle, kaç kişinin ikamet izniyle, kaç kişinin turist vizesiyle kaldığı konusundaki verilerin bir şekilde komiteye doğru anlamda, doğru sayılarla iletilemediği, kaç kişinin de bu yasadan faydalanabileceği noktasında çok somut verilerin bize sunulmadığı bir komite dönemi yaşadık. Şimdi bu yasa ikinci kez öncesinde geri çekildi. Çalışma Bakanlığı noktasında ileri sürülen bir yasaydı. Daha sonra Çalışma Bakanlığı tartışmalara binaen bunu geri çekti. Ve İçişleri Bakanlığı üstlendi yasayı. Ama günün sonunda evrildiği nokta, bu ülkeye hangi vizeyle gelmiş olursa olsun kaçak durumuna düşen insanların çalışma hayatına katılması şartıyla affedilmesi konusunda bir sisteme bağlandı. Dolayısıyla elbet yani bu buraya vardı. O anlamda İçişleri Bakanlığı'nın sahip çıkmaya çalıştığı yasa Çalışma Bakanı'nın komitede oturmasıyla çalışma affına aslında döner duruma geldi. Burada da hükümetin bizim okumamız kendi arasında dahi hangi yöntemle bunu getireceği, hangi af kapsamına bunu sokacağının biraz komite aşamasında biçimlendiği, yani yine öngörülemez bir durumla bu yasanın komiteye iletildiği iddiasını koymam gerekiyor. Şimdi birkaç sayıyla başlayayım. Yani bu sayılara ulaşmak o kadar zor ki meclis komiteleri çalışmalarında. Böyle olmamalı. Bir yasa, bunu ilk yasa tartışılırken de söyledik, o geri çekildi. Bir kere elimizdeki veriyi eğer masaya koymazsak, yani bu ülkede kaçak durumuna düşen insan sayısının ne olduğunu bilemiyorsa hükümet, burada büyük bir sorun vardır. Yani nüfusu açıklayamaz durumda olan bir hükümetin zaten kaç kişinin kaçağa düştüğüyle alakalı sayıyı da verebilmesini beklemem. Ama en azından yakın bir pozisyon yaratmasını isterim. Şimdi şunu söyleyeyim. İlk gelen yasa, ki ikinci de bu komitede biraz çevrildi. Bu yasadan kimler yararlanacak noktasında
hangi vize türleri yer alacak konusunda bir açıklık vardı. Bunun tabii toplumun gözüne batacağı noktasında da bir farkındalık yarattı hükümet katında bu iş. Ve bu maddeyi değiştirdiler ama şöyleydi tabii madde. Bu ülkede biraz önce söylediğim her kim olursa hangi vizeyle gelirse gelsindi. Yani ziyaretçi izni ile gelmiş ve ziyaretçi izni bitmiş olmasına rağmen cezaya düşenler. İkamet izni ile bu ülkede kalıp da kaçağa düşenler. Öğrenci izni almış olup gerekli işlemleri tamamlamayıp kaçağa düşenler. Çalışma izniyle bu ülkeye bir şekilde girmiş ama kaçağa düşmüş şekilde hayatını burada devam ettirenler ya da kaçağa düşenler. İş kurma izniyle gelenler veyahut iş yapma izni alanların yani bu ülkede hangi izinle bulunmuşsa bulunsun bir şekilde kaçağa düşen herkes bu yasa kapsamında çalışma hayatına dahil olmak koşuluyla affedilecek ve bir brüt asgari ücret ödemek ve işvereniyle birlikte oraya başvurmasıyla birlikte bu haftan yararlanma imkanını ya da değerlendirmesine tabi tutulacak. Şimdi bir sürü soru sorduk çünkü gerçekten resmin ortaya çıkması bu ülkede hele de nüfusun bilinmediği gerçekten mahkeme önünün yoğun olduğu çalışma hayatının büyük tartışmayla olduğu bir alanda birçok soru sormaya çalıştık. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu veriler şunlar. Bugüne kadar diyor işlem yapmamış olan toplam öğrenci sayısı 48.517. Bunların kaçının Kuzey Kıbrıs'ta halihazırda yaşadığını İçişleri Bakanlığı ya da diğer bağlı bulunan daireler bize veremiyor. Bugüne kadar belki de bunların bir kısmı yurt dışına geri çıktı. Belki bir kısmı sınırı uygun olmayan yollarla geçti gitti. Ama bugüne kadar işlem başlatmış ve işlemini tamamlamamış 48.517 tane öğrenci izni verilmiş. Bu öğrenci olmakla alakalı ilk başvuruyu yaparsınız ama sonuçlandırmazsanız öğrenci olma işini başlarsınız. 48 bin tane böyle bir durumda olan var. Kaçı buradadır? Kaçı yurt dışına kaçmıştır? Bunu bilmiyoruz. Bu yasadaki en büyük aslında başlık şu olduydu. Yakalanmazsan bu yasadan yararlanabilin. Dolayısıyla polis seni bir yere tuttuysa too late. Ama eğer yakalanmadıysan ki geçen gün haberlerde vardı. 4.000-5.000 gün bu ülkede kaçak yaşayabilen insanlar gördük, okuduk. Dolayısıyla orada da büyük bir şey var. İşlem yapmamış olan yani bir şekilde ikamet iznini almış. Daha sonrasında da yenilememiş ya da gerekli girişimi yapmamış olan ikamet izinli sayısı 33.789 olarak İçişleri Bakanlığı'nın muhaceret birimi tarafından bize verildi. Kaçak statü nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan kişi sayısı 300 olarak belirlendi. Yani bu kaçak yaşam resmini çıkarmaya çalıştık aslında biraz komitede ki neyle karşı karşıyayız? Yani neyin peşindeyiz? Ne olacak? Bunu birazcık anlayalım. 18 ayda 700 kişi, özür dilerim, 1700 kişi sınır dışı edilmiş. Bunun 617'si kaçak olarak tespit edilmiş. Cezaevinde %80 bu öğrenci vizesini başlatıp tamamlamayan öğrencilerin olduğu konusunda bir veri bize verildi ki büyük bir oran. İnşaatlarda kaçak olarak tespit edilen çalışanların %40'ının öğrenci olduğu Çalışma Bakanlığı tarafından bize verilen diğer önemli bir bilgi. İnşaatlarda ve sanayide ikisini bir söyleyeyim. Bunlar komitede söylendiği için tekrarlıyorum. Yani yanlışım varsa rakamlarda. İki bakan da buradadır. Çıkıp beni düzeltebilir.
2023 ve 2024 yılları arasında ihraç emri alınmış olmasına rağmen, yani kaçak hayatta tespit edilmiş olmasına rağmen 120 kişi sınır dışı edilemedi çünkü bulunamadı. Bunların kaç gündür, kaç yıldır, ne kadar süredir burada olduklarını bilemiyor devlet. Yabancı uyrukların çalışma izinli olarak 14 Haziran 2024 tarihine kadar burada çalışma çalışanların sayısı 69.943 olarak bize söylendi. Ve bu yasa geçerse çalışma hayatından dolayı, çalışma izninden dolayı kaçağa düşecek olan kişi maksimum başvuru sayısının 10.289 olduğu konusunda bir bulgusu var çalışma dairesinin. Dolayısıyla bu sayılar aslında büyük sayılar ve gerçekten kaç kişi bu kadar büyük rakamlardan, yani 100.000'in üzerinde bir sayı söyledim. 100.000'in üstünde kaçak ya da işlemini yapmamış olan insan sayısı 100.000'in üzerinde. Bu 100.000'in üzerindeki insanın kaçı bu topraklardadır halihazırda, kaçı değildir, hükümetin bize söyleyebilecek kapasitesinin de olmadığını öğrendik. Şimdi bu sorunların en büyüğü. Yani affı çıkarırız, birilerini yaralandırırız. Bunların içerisinden 3.000'i 4.000'i geçmiş yıllarda yaralanma sayısı olarak belki oraya varız. Ama 100.000 kişiden bahsederken bu 100.000 kişinin kaçak durumuna düşen 100.000 kişinin kaçı bu ülkede yaşıyor, kaçı yaşamıyoru öğrenemedik. Bu kadar izinden ötürü kaç kişi, diğer izinlerden ötürü kaç kişi buradadır da öğrenemedik. Dolayısıyla nüfusa dair bir aslında sorgulama yaptığımızda da bunun verilerinin bize dönmediğini gördük. Şimdi dediğim gibi her af yasası bize başka tabii adaletsizlikler ve maalesef kaçak yaşamın sürdürülmesiyle alakalı cesaretlendirmeler de getiriyor. Bunun olmaması adına biz bu yasa gelmeden, ki önceki yasa geri çekilmişti, bu yasa gelmeden komiteye bunun paralelinde birlikte acenteleri yasasının, yani bu ülkeye öğrenci aracılığı yapan, çalışan işçi aracılığı yapan kimselerin denetim altında olabilmesi ve getirdiği kişiden sorumlu olabilmesi adına bir acenteleri yasası çalışmasının masada birlikte görüşülmesi gerektiği konusunda vurgu yapmış olmamıza, talep yapmış olmamıza rağmen bunun çalışıldığıyla alakalı bir sadece bilgi verildi. İki, dedik ki bu ülkede öğrenci noktasında büyük bir sorunumuz var. İşte veriler ortada, çok büyük bir oranı, ki geçen seferlerde bunun için özel komiteler kurmak zorunda kaldı bu meclis ve oralarda da gelen sayılar, rakamlar müthiş yüksek ve bu ülkeye öğrenci vizesiyle girme, ama bu ülkede hayatını öğrenci olmadan farklı özellikle çalışma hayatına katılmakla alakalı devam eden işte on binlerce insan var. Ve hiç saklamıyor bunu Çalışma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı ve diyor ki bu ülkeye öğrenci vizesi altında çalışmak için gelen insanlar var. Bunu itiraf ediyor. Ve bu insanlar kalifiye haline gelmiş olan insanlardır. Ve bu insanların çalışma hayatında devam etmesiyle alakalı bu af yasası da onlara fayda sağlayacaktır. Şimdi giriş başka, gelişme başka, sonuç başka. Bu anlamda da gerçekten büyük bir sorunun itirafıdır. Ve bununla alakalı tedbirin alınmaması daha büyük bir derttir diye vurguladık. Yani bir, acenteleri yasasının çalışılıyor ya da çalışılmış olarak bu af yasasıyla beraber masaya konmaması büyük bir sorundur. Üniversiteler öğrenci olarak getirdiği kimselerin sorumluluğunu taşımak zorundadır. Hem idari hem cezai sorumluluğunu taşımak zorundadır.
Çünkü o insanlar bir şekilde belki de kandırılarak buralara getiriliyorlar ve okula devam etmemeleri, o noktada buna göz yumulması, bunun okul tarafından denetlenmemesi ve herhangi bir yasa çalışması da onlara bu denetimi yapma zorunluluğunu, yani eğer bir öğrenci gelip okula devam etmiyorsa, çalışma hayatına kayıyorsa veyahut bir suça bulaşıyorsa bunun sorumluluğunun o üniversiteyle birlikte alınması konusunda bir çalışma yapılmasını talep ettik. Aylardır talep ediyoruz. Yani meclis bu konuyu bugün konuşmaya başlamadı. O anlamda da bir çalışma yapılmadı. Diğer taraftan şunu sorduk. Şimdi 100 bin kişi diyorum ben. 100 bin. Bu 100 bin kişinin 4 bini, 5 bini, hadi 10 bini bu haftan yararlandı. Geriye kalan 90 binin nerede olduğunu bilmeyen bir yapıyla nasıl devam edeceğiz biz? 4 bini, 5 bini, 10 bini yasal bir çerçeveye çekilebilecek, anlıyorum. Ama 90 bini ne yapacaksınız? Buralarda yaşamaya, aynı şekilde kaçak yaşamaya devam mı edecekler? Bunlarla alakalı vizelerinin bittiği gün onları haberdar etmekle alakalı, kişileri takip etmekle, yani nerede olduğunu bulmakla, onlarla temas etmekle alakalı bir altyapı çalışması zaten yok. Biraz önce raporda da söylendiği gibi hiçbir şekilde hazır olmadığı, yani online sistemin, başvuru sisteminin bile hazır olmadığı için bir ay öteliyor örneğin yasanın yürürlüğe giriş tarihi meclis tarafından. Dolayısıyla hükümet hiçbir anlamda ne kaçak yaşamın yahut kaçak yaşamın getirdiği diğer sosyal dengesizliklerin, belki suçların, belki mağduriyetlerin önüne geçecek adımların atılmaması noktasında ısrarlı. Şunu da söyledik. Buraya emekçiler getiriliyor ve bu emekçilerin ya da öğrencilerin bir şekilde emeği sömürülebiliyor. Onların bu kaçak yaşamda mağdur olmalarına sebep olanlara herhangi bir cezalandırma öngörülüyor mu? Hayır. Ama aksine bir şekilde işini, biraz önce söylemeye çalıştığım gibi, işini düzgün yapan, bir şekilde doğru yatırımı, doğru izni alarak bu işi devam ettirenlere herhangi bir teşvik de getirilmiyor. Bu anlamda adalet duygusu da zedeleniyor. Kaçak yaşam da, diğer birlikte alınmak zorunda olan tedbirler alınmadığı için teşvik ediliyor. Burada bizim red gerekçelerimizin en önemlilerinden olanlarını aktarmaya çalıştım. Bu anlamda bu rakamlar çok dikkatle incelenmesi gereken rakamlardır. Bu ülkede gerçekten kaçak olarak var olan insan sayısının ne olduğu bugün bu kürsüden ifade edilmek zorundadır. Yani vizeleri alt alta koyduğumuz, bu vizelerde ziyaretçi izni bitmiş olan insan sayısı ve çıkış yapmayan insan sayısı kaçtır? Bunu duymak zorundadır bu meclis. Kaçı ikamet izni aldı ve uzatmadı ve kaçak olarak bu ülkede yaşıyor? Öğrenci izni, çalışma izni, iş kurma izni, iş yapma izniyle de alakalı. Kaç kişi bu işlemleri yapmayarak kaçağa düşmüştür ve bu ülkede hala hazırda yaşıyor? Bunu bilmek zorundadır bu meclis bu yasayı değerlendirirken. Aksi zaten bir bilinmezliğe onay verin teklifidir. Kaç kişi bu işlerden yararlanacak? Kaçı kaçak durumunda kalacak günün sonunda? O kaçak durumunda kalanlarla alakalı da hangi tedbiri alacağınızı bilmek isterim. 36 milyon TL harcadı bu devlet deportlara. 36 milyon TL. Bununla alakalı tedbiriniz nedir? Üniversitelere, eğitim kurumlarına, yani o insanlar gelip burada kaçak duruma düştüğünde ya da bir suça karıştığında bu ülke onları deport etmekle, yani uçak biletlerini ödemekle ve 36 milyonu 18 ayda ödemekle mükellef kılındı. Niye bizim bu başka yerlere yatırım yapmak, biraz önce trafiği konuştuk ve işte çevre yoluna lamba bulamıyormuş Erhan Bey. 2 milyon dolara ihtiyacı var olduğunu söylüyor. Yani başka şeyler söyleyebilirim nereden bulacağını. Ama sadece bunun önlemini bile alsanız, işte ışıklandırabileceğiniz, en azından daha güvenli bir alan yaratabileceğiniz trafik alanında bir nokta. Bunun için iyi hazırlanmamış,
Neden geldiği, nereye gideceği belli olmayan ama elbette en başta söylediğim gibi bu işte mağdur olup ailesi bir şekilde bölünmek zorunda kalan insanların umarım ki faydalanabileceği ve bundan sonrasıyla alakalı tedbir alabileceğimiz bir alan yaratırsınız. Onun dışında bize rakamları vermekle ilgili umarım ki cimri davranmazsınız. Çünkü aksi halde gerçekten başka sorgulamalar yapmak zorunda kalacağız. Teşekkür eder, saygılar sunarım.